Herkese selamlar arkadaşlar. Konsol üstüne hoş geldiniz. Ben Murat Sönmez. En sonunda bu sene E3 2017'nin sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ne var elimizde? Electronic Arts var, Microsoft var, Bethesda var. Dün gece Sony yapıldı, Ubisoft yapıldı. Önümüzde de sadece Nintendo kaldı. Kusuruma bakmayın, ben de biraz yorgunum. Canlı yayın maratonu, özellikle de bu konferansları 3 güne yaymaları ve hepsi de maalesef bizim saatimize göre gece saatlerine denk gelmesi dolayısıyla hakikaten ben de 3 gündür 18 saat yayın yapmışım. Artık ses tellerim ağrımaya başladı. Saçma sapan bir şey söylersem, kekelersem kusuruma bakmayın. Şu anda salı sabahı bu videoları çekeceğiz. Ondan sonra da artık bir de Nintendo var. Nintendo'dan sonra da biraz dinleneceğiz. Geçtiğimiz 2 sene Sony E3 konferanslarının tartışmasız en iyi şovlarını yapmıştı. Bu yüzden de bu sene de hepimiz Sony'den umutluyduk, heyecanlıydık. Özellikle de bir gece önce Microsoft biliyorsunuz çok fazla oyun gösterdi ama bizi şaşırtan, ağzımızı açıkta bırakacak bir oyun gösteremedi pek. O yüzden de hepimiz Sony için ayrıca heyecanlandık. Bakalım Sony son sözü söyleyecek mi, son noktayı koyacak mı diye kendi aramızda konuşuyorduk. PlayStation 4 çıktığından beri Sony'nin E3 konferanslarında sevdiğim daha doğrusu bir şey var. O da şu: laga luga yapmıyorlar, geyik yapmıyorlar, saçma sapan adamları çıkartıp saatlerce, dakikalarca sahnede konuşmuyorlar. Taktik maktik yok. Bam 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 oyunları arka arkaya diziyorlar. Ben bundan çok hoşlanıyorum. Bu sene bunu bile daha ileri götürmüşler. Öyle ki sahneye ne bir developer çıktı, ne bir konuk çıktı. Kimse çıkmadı. Bir tek Sony Entertainment'tan, Interactive Entertainment Amerika'nın başı Shawn abimiz çıktı. Onun da sahnede kaldığı süre toplasan 5 dakika ya vardır ya yoktur. Onun dışında trailerların biri geldi, biri gitti. Neler geldi, neler gitti. İşte şimdi onları size söyleyeceğim. Sony iki tane sevilen oyununa getireceği DLC'lerle başladı şovuna. Bir tanesi Lost Legacy, Uncharted'a geliyor. Ama içerisinde biliyorsunuz Nathan yok. Neden yok? Çünkü Nathan'la ilgili olay bitti artık. Bunu zaten Naughty Dog söyledi. Artık Nathan kalmadı. Nathan hikayesini bitirdik dedi. Şimdi Nathan'ın içinde olmadığı bir Uncharted görmek insanda biraz böyle buruk bir sevinç yaratıyor. Bir garip oluyor. Ben de bir garip oldum seyrederken. Ama sonuçta nihayetinde bir Uncharted DLC'sidir. İçinde Nathan olsa da olmasa da. Ağustos ayında geliyor. Zaten çıkacaklar içerisinde en erken tarihli gelecek olan da bu arkadaşlar. Daha sonra Horizon'a gittik. Horizon'da da Frozen Wilds diye bir DLC gösterildi. Adından da anlaşılacağı üzere bu sefer karlı, buzlu, soğuk bir iklime taşınıyoruz. Ve bu DLC de bu sene içerisinde çıkacak. Ardından ilk kez geçen sene gördüğümüz Days Gone adlı oyun geldi. Ben bu oyun konusunda endişeliydim arkadaşlar. Çünkü geçen sene gösterilen böyle biraz fazla konsept gibiydi. Gerçi geçen sene E3'te gösterildi. Sonra ilerleyen vakitlerde bir tane daha video geldi. Ama ben yine de olabilir ya, bu oyun hakkında hiçbir şey duymayabiliriz E3 konferansında. Ve belki de bu oyun Limbo'ya gider diye düşünüyordum ama neyse ki öyle olmadı. Days Gone'ı gösterdi Sony. Baktığınız zaman oyunda böyle hem dizilerden, hem filmlerden, hem de başka oyunlardan böyle bir araya gelmiş bazı şeyler var. Mesela Walking Dead'e benziyor. Bu bir zombi oyunu arkadaşlar. Kıyamet sonrası bir zombi oyunu. Zombi de demeyelim de artık, virüs mü kapmış o insanlar, zombi mi bilemiyorum. Kıyamet sonrası sonuç olarak. Baktığınız zaman The Walking Dead esintisi var. Hem insanlarla mücadele ediyorsunuz, çetelerle mücadele ediyorsunuz, hem de bir yandan bu virüs kapmış, artık hadi zombi diyelim, zombilerle mücadele ediyorsunuz. Bir yandan War Z diye bir film vardı, onun havası var. Çünkü çok hızlı hareket ediyor bu yaratıklar. Sürü halinde hareket ediyorlar. Tam War Z filminde olduğu gibi hareket ediyorlar. Oradan aldıkları şeyler var. Uncharted'dan alınan şeyler var. Last of Us'tan alınan şeyler var. Mekanikler, saklanmalar, gizlenmeler, ateş etmeler, işte adamın arkasına geçip boğazını sıkmalar falan da sanki bu iki oyundan alınmış gibi. Peki bunların hepsi bir araya geldiğinde güzel bir şey çıkmış mı ortaya? Çünkü bu da zor bir şey. Pek çok şeyi pek çok yerden alırsın ama güzel birleştirebilir misin? Gördüğüm kadarıyla güzel birleştirmişler. Açık dünya oyunu,
yine gördüğüm, seyrettiğim videoya dayanarak konuşuyorum. Açık dünya oyunu ve bir sandbox oyunu. Yani karşınızdaki düşmanı bertaraf etmek için, bertaraf lafını da yani lütfen yazın yorumlara, anlamayan var mı? Yok etmek için diyeyim. Pek çok yol kullanıyorsunuz. Saklanabilirsiniz. Ses çıkartıp adamın size gelmesini sağlayabilirsiniz. Tabii ki elinizdeki silahları kullanabilirsiniz. Ayı kapanı var elinde. Bir yere koyuyor. Oraya bir taş fırlatıyor. İşte ayı kapanına birisi geliyor. Hop o yakalanıyor. Diğerleri ona bakmaya gidiyor. Bizimkisi arkadan fıyıyor gibi açık bir ucu var. İstediğin şekilde düşmanlarını yok et diyor oyun sana. Güzel mi? Güzel. Grafikleri diğer oyunlara göre, mesela birazdan bahsedeceğim God of War'a göre, Spider-Man'e göre biraz daha düşük kalitede. Bir tık daha, ama kötü mü? Hayır, değil. Merakla bekliyoruz. Fakat bu oyunda bu sene çıkmıyor. Hatta ne zaman çıkacağı da belli değil. Yani E3 geneli için şunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Gösterilen oyunların çok büyük bir kısmı 2018'e aktarılmış durumda. 2017 sonunda işte Assassin's Creed gibi, Call of Duty gibi bilindik oyunlar var. Onların dışındakilerin hepsi 2018'de çıkacak. 2018 çok muhteşem bir yıl olacak gibi gözüküyor ama 2017 için pek onu söyleyemeyeceğim. Dönelim yine Sony'ye. VR gösterdiler bol bol. VR'ı geçiyorum. İzleyen izler, meraklısı bakar. Çok da fazla yer vermeyeceğim VR'a burada. Özellikle iki tane oyunun duyurulması beni çok sevindirdi. Bir tanesi Monster Hunter World. Monster Hunter deyince aklıma hep seneler önce ilk konsol üstünü de diyebiliriz. Zamanında Wii'de bir Monster Hunter yapmıştık. Bak, bunların hepsi yorgunluktan işte arkadaşlar. Gerçekten yani şu videoları çekeceğim, akşam da Nintendo'yu bitirince vuracağım kafayı 24 saat. Tabii 24 saat uyuyamayacağız ama uyuyacağım. Neyse, konsol hüsnü zamanında Monster Hunter yapmıştık Wii'de. Onur yanımda uyuyakalmıştı. Hep aklıma o gelir. Ama güzel oyundur Monster Hunter. Hele bir de co-op olursa, arkadaşlarla beraber oynayabilirsek, yeme de yanında yat. Grafikler çok iç açıcı değil ama oyunun konsepti ve mekanikleri çok güzeldir. Yine beni çok sevindiren ikinci oyunda Shadow of the Colossus'un remake oldu. Bu PlayStation'ın tartışmasız en büyük oyunlarından, en ünlü oyunlarından bir tanesi olan Shadow of the Colossus'un özellikle de remake'inin yapılması, remaster değil de remake'in tercih edilmesi beni çok sevindirdi. Baktığınız zaman görsellik bir harika, oyun da zaten bir harika. Tekrar oynamak müthiş güzel olacak. Monster Hunter'da, Shadow of the Colossus'ta tahmin edebileceğiniz gibi ikisi de 2018 yılında. Ne yıl olacak be 2018? Konferans ilerlerken, trailerların biri gelip biri giderken, tabii içimizde her trailer başladığında, işte ışıklar her kapandığında Kratos'un o tok sesini duyacağız diye heyecanlanıyoruz. En sonunda tabii beklediğimiz an geldi. Kratos'u gördük. Uzunca oyun hakkında daha fazla detay veren bir video seyrettik ve benim dikkatimi 4 şey çekti arkadaşlar. Bir tanesi Kratos'un kendisi. Üzerindeki o delice öfke yok olmuş. Böyle daha sakin, daha içine kapanık. Hani derler ya gözüne perde indi diye. İşte Kratos'ta o perde geri kalkmış. Artık o manyakçasına öfke, manyakçasına delicesine öfke Lee Kratos'u göremiyoruz. Ununu elemiş, eleğini duvara asmış. Çünkü bir şeyler var böyle aklında. Fark ediyorsun, o yılların yaşanmışlığı adamın yüzüne yansımış resmen. Kratos değişmiş yani. Eski bildiğimiz Kratos değil. Bu bir. İkincisi, artık düşmanlarla daha yakınız. Zaten bunu daha önceki videodan da fark etmiştik. Bu videoda daha güzel, üstüne basa basa ortaya çıktı. Eski oyunları düşünün. Bazen böyle kamera biraz daha dışarı çıkardı. Zaten kamera eskiden daha uzaktaydı. Biraz daha uzağa çıkardı ve dört yandan bir sürü yaratık gelirdi. Kratos ortalarında hepsiyle mücadele ederdi. Böyle 10 tane, 20 tane, bazen daha fazla düşmanla aynı anda savaşırdınız. Şimdi burada artık öyle değil. Kamera Kratos'a daha yakın. Görüş açısı daha dar. O yüzden de daha az düşman geliyor. Ama bu düşmanlar anladığım kadarıyla daha zorlular ve bunlarla teke tek dövüşmek daha farklı bir tecrübe verecek. Özellikle bir yerde böyle bir şövalye gibi bir şey geliyor. Kratos da elinde, önünde böyle baltasıyla duruyor. Bayağı Dark Souls havası aldım ben.
O kadar zor olur mu acaba düşmanları indirmek bilemiyorum ama bu değişiklik benim hoşuma gitti. Üçüncü dikkatimi çeken şey, zaten videoyu seyreden herkes de bunun farkına varmıştır. Olağanüstü görsellik. Yani gerçekten tavan yapmış. Downgrade fan'da olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü Sony'nin oyunlarında olmuyor böyle şeyler. Gerçekten olağanüstü, çok mükemmel bir görsellik var oyunda. Gittiğimiz mekanlar da tabii ki gösterildi. İşte nehirlerden dağlara, ormanlara, ovalara, şehirlere, hanlara kadar pek çok yerde mücadele vereceğiz. Hikayemiz bir, demek ki bir yolculuk hikayesi olacak ve gerçekten buradaki görsellik de harika olmuş. Dördüncü şey, yanımızda çocuğumuz var. Bir önceki trailer'da zaten onun böyle hafif ok atarak falan arkadan bir şekilde aksiyona müdahale edeceğini biliyorduk ama buradaki aksiyonda, bu videodaki aksiyonda gördük ki bayağı aktif bir şekilde çocuğumuz da bizle birlikte dövüşüyor. Adamların, yaratıkların sırtına çıkıyor, onların kafasını böyle geri iterken biz gırtlağını kesiyoruz vesaire, oradan ona parende atıyor falan. Demek ki belki de çocuğumuzla yapacağımız kombolarda da kombolar da olacak ve bunlar sayı olarak da belki bizim kombolarımız kadar fazla olacak. Yani devamlı yanımızda gezdiğine göre o velet demek ki daha fazla işe yarayacak. Oyun 2018 başında çıkıyor. Keşke 2017 olsaydı ama en azından 2018 başı olması yine biraz yüreğimize su serpti. İşte Aralık'ta çıkacağına, belki Mart'ta çıkacak. Bir 4 ay daha bekleriz canım Kratos'u. Bir şey olmaz. God of War'dan sonra sırayı Detroit aldı. Ben bu oyunun bu sene çıkacağını düşünüyordum. Çünkü ilk gösterilmesinden beri bayağı vakit geçti. Bu sanıyorum 3. E3'ü olacak oyunun. Yani çok uzun zamandır geliştiriliyor. Ben bu oyunun bu sene sonu çıkacağını tahmin ediyordum ama hiç zaman vermediler. Çıkış tarihi hakkında hiçbir bilgi vermediler. Demek ki bitmesine daha oldukça uzun zaman var. En erken 2018 sonu gibi gözüküyor. Çok 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 uzun. Yani beklediğimiz bir oyun ama o kadar da çok majorda bir oyun değil bana bakarsan. Keşke bu sene çıksaydı, bu seneyi kurtaracak oyun olabilirdi. 2018 çünkü çok yoğunmuş gibi gözüküyor. Neler gördük? İşte robotları Frank diye bir adamın elinden tutarak onlara hür irade verdiğini gördük ve robotların ayaklandığını gördük. Onun dışında işte seçimlerle oyunu tamamen farklı yönlere getirmeyi zaten ilk baştan beri biliyorduk o konuyu. Biz hadi artık biraz daha yeni oyun göster, yeni bir şeyler göster bize derken Sean abimiz bir kez daha sahneye çıktı ve show bitti dedi. Bir tane oyunumuz kaldı, ondan sonra bitiriyoruz dedi. Bir saat sürdü. Benim son yıllarda uzun zamandır seyrettiğim Sony konferansları içerisinde en kısa süreniydi. Bir saat sürdü. Bildiğimiz oyunları gösterdiler. Bilmediğimiz çok az oyun gösterdiler. Heyecanlandık mı? Heyecanlandık ama aslında beklediğimiz konferansta pek bu değildi. Çünkü Sony bize alıştırdı kaç senedir. Heyecanlı böyle dudaklı sabahın saat 6'sında 5'inde biten konferanstan böyle salak bir sırıtışla çıkardık önceki senelerde. Buna da alışmıştık ama bu sefer öyle olmadı. Biraz yüzümüz yine gülüyordu da eskisi kadar değil, ağzımızda bir ekşimsi bir tat bırakmadı değil. Yani bu senenin E3 konferansları aslında sönük geçti diyebilirim. Tümü için konuşuyorum. Ubisoft'tan da bahsedeceğim bir sonraki videoda. Onu da dahil ediyorum. Nintendo kaldı. Onu henüz daha bilmiyoruz. Bakarsınız Nintendo bu sene hepsinin arasından sıyrılır, ipi göğüsler. Ama şu anda seyrettiğimiz kadarıyla konuşursam ben açık ara bu çok iyiydi diyebileceğim bir konferans olmadı arkadaşlar. Sony de buna dahil. Son oyun Spider-Man. Süper kahraman oyunu deyince hepimiz böyle bir gerileriz. Çünkü süper kahraman oyunları genelde dandik olur. Aralarında birkaç tane vasatın üstüne çıkmayı becermiş oyun olsa da genelde kötüdür. Batman bu gidişi biliyorsunuz kökünden değiştirdi. Batman oyunlarını hep başka bir yere koyuyoruz. İşte Sony de Batman'dan yola çıkmış bu sefer. Spider-Man'in hakkını vereyim demiş, oturmuş düşünmüşler. Ortaya da Batman'e hayli benzeyen bir oyun çıkmış. Nerede benziyor? Bir kere açık bir dünya var. Belli ki o şehri boşuna tasarlamamışlardır. Muhtemelen açık bir dünya var. Aksiyona baktığınız zaman yakın aksiyonda, yani Spider-Man yere indiğinde etrafında düşmanlar varken yaşanan aksiyon Batman'e çok benziyor.
Script bazlı işler var. Özellikle kovalamaca sahnesindeki, o helikopter kovalamaca sahnesindeki script biraz beni endişelendirmedi değil. Çünkü çok böyle belli bir yoldan gidiyor helikopter. Sen de onu takip ediyorsun. Bir sürü sokaktan geçiyorsun. Diğer sokaktan geçsem ne olur acaba diye ben düşündüm. Pek olmayacak gibi geldi şu anda gördüğüm kadarıyla. Ama çok güzel görselliği var. Dövüşler evet Batman'e benziyor ama bunun anlamı kötü olduğu değil. Güzel. Spider-Man güçlerimiz, ağlarla savaşmamız, çok farklı ağ tipleri atmamız, bunlar çok güzel olmuş. Yani Batman'e rakip bir Spider-Man kapıda arkadaşlar. Fakat bu da yine 2018'de. Evet, Sony de bu kadar. Sony de bize bunları gösterdi. Dediğim gibi E3'teki bütün konferanslar bu sene sönük kaldı. Siz de lütfen yorumlarınızı yazın. Deyin ki hayır bence harikaydı ya da yok abi bence de kötüydü deyin. Neden böyle dediğinizde yorumlara açıklayın arkadaşlar. Bir de like atın. Bir de abone değilseniz abone olun. Çana da basın. Hadi bakalım Nintendo'da ya da Ubisoft'ta görüşmek üzere.